Hadi biçmeye devam edelim. Son arazimiz. Biçiyoruz abi. Biç oğlum, biç. Güzel malzeme topluyoruz ama. Oo, orada daha var. Ne diyor lan? Ne oluyor lan? Sıfır kilobayta düştü ya Rabbi. Sapıttın. Ne oluyor oğlum ya? Motoru çalıştıralım. Bence var ya, ortalamanın kalanı neredeyse o kasayı fulleyecek. Bıçağı yeniledik, çok iyi biçiyoruz yani, öyle böyle değil. Doldur oğlum. Şimdi ölçüm yapacağım tekrar. Üç arazide bu kasayı tamamen dolduramadım ben. Açık kalmıştı birkaç kısmı. Şimdi nasıl kalacak merak ettim yani. Bu makine 21 ton alıyor. İçindeki kalanı 17 ton kabul etsek 4 tonluk bir yer kalmış oluyor içinde. Bir bakalım şimdi biçer döver abi. Burada 4 tondan fazla çıkartır mı çıkartmaz mı göreceğiz şimdi. Biçiyor muyuz kardeş?
Çok iyi geliyor abi. Kesmeye devam. Kes babam kes. Kes oğlum. Abi bak, 10 numara 5 yıldız bak, kopartıyoruz. Benim telefonuma ne geldi ya? Bu ne? Ya geri çek, geri. Açık unutmuşum ya. Bu arada bitiriyor mu o? Ha şurada küçücük bir yer var o. Oldu mu? Olma mı? Şimdi bunu da gidip şu tarlaya başlattırayım mı? Gel bakayım. Ver play'i. Akıt gelsin koçum. Tamam. Her türlü 4000'in üstüne çıkacak bu. Biraz daha takipte kalayım şurayı ben. Yani 4000-3800-4500'ü geçtikten sonra zaten kasaya sığmayacağını garanti eder. Tamam. Abi hayatta sığmaz ya. Sekiz bine yaklaşacak belli. Demek ki sağlam makineyle baştan itibaren girmiş olsam bir buçuk kasa her türlü çıkıyormuş. Hadi bak.
Abi süper be. Sen burayı düzeltirken biz buraya geçelim abi. Şimdi bak 94 bin diyor ve buradan daha bir para daha alacağım. O zaman ben hiç bir tarafımı yırtmayayım. X'e bas, seç 280.032. Evet, dördüncü tarlamızı aldık abi. Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Ve tarla geldi. Aman tutmayın beni be ya. Abi neredeyse tarlanın kasayı fulleyecek ha. Vallahi kasayı fulleyecek yani. Mouse'u görsem. Zamanı hızlandıralım ileri doğru da. Bir an önce gündüz olsun ya. Zifiri karanlık, hiçbir şey göremiyorum anası satayım. Hadi koçum. Hadi canım, yağmurlu hava gelmesin ama ya. Şöyle doldur. Şimdi bir dakika. Toprak bileşimi 22. Burayı bitirdikten sonra abi burayı sürmemiz lazım. Her zaman kullanmıyorum abi sabanı. O yüzden çok büyük bir sabana ihtiyacım yok. 10 binim var zaten. Büyük bir param da yok.
şununla git bir satış yap. Saban almamız lazım. Yükle bakalım soyayı. Lan cepteki para 25.000 oldu. Gönder arpaya. Bunun işi bitince bunu park edip gidip şey alacağız. Saban alacağız da sabanı bir satın alayım mı ben sabanı? Bir küçük sabanım olsun ya. Çok büyük sabana ihtiyacım yok. Böyle ufak bir tane. 2,5 metrelik yeter ya. Zaten bende şey yok. Gereksinimlik yok. Izgaralı pulluklar dedim. Biraz daha pahalıya geldi ama yapacak bir şey yok. Dursun marketin önünde, gidip alacağız onu. Şunun işi bitsin, gidip alacağız onu. Abi yağmurlu hava işte, şans.
Arkadaş içeride biri çalıştıramıyorum ya. Oğlum geçmiyor lan yağmurlu hava. Oh be. Görsel olarak yağmur efektinin de defolup gitmesi gerekiyor diye biliyorum ama. Hadi git oğlum git. Tamam. Son dönüşü yap abi. Ben şimdi gideyim, sapanımı alıp geleyim, zamanı bir zaman. Sapanımı alayım. Sapanı alalım. Bunun bir de mazotu çok azaldı galiba ya.
Ben çok abartı yakıt almaya gerek yok ya. Şimdi yeni tarla aldık abi, fakirleştik. Sürülmesi gerekiyor bunun çünkü toprak bileşimi öyle diyor. Bak sürülüyü. Allah'ına seversen sürüldükten sonra kireç ister bu. İstemezsen hatırım kalır zaten. Şimdiki muhafazasına gel abi. Yok, gübreleme tepmesine gel. Abi kiralayacağım lan. Yardımcıya da yeniden doldur diyeceğim ama bak buna kireç konulmuyor, buna da kireç konulmuyor. Buna konuyor. Anasını avradını ben şansıma eden be ya. Disk misk hiçbir şey koyma abi. Kirası 2000. Kirala okey. Abi çok iyi gitmesine gidiyoruz da bilmiyorum nasıl olacak bu işin sonu. Şimdi 4. tarlayı devreye alacağız ama anasını satayım, çireç mireç muhabbeti var ya. Bir de bu tek makineyle artık zor oluyor yani. Şöyle de bir şey yapayım ben. Bir kontratlara gel bakayım. Ha yine baga girdi anasını sattığımın ya. Abi 11.000 12.000'lik işler bunlar ya. Yok. Kendi tarlamdan kazanırım ben.
hızlı tüketiyorsun ya. Arızayı çok hızlı gömçürüyor yani. Buna destek kuvvet olarak nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir küçüğünü mü alacağız, bir büyüğünü mü alacağız bilmiyorum yani. Baksana abi, bu çok uzun sürecek. Bu ciddi uzun sürecek ya. Bir makine ya, iş yavaş ilerliyor abi. Yani makine olursa işi hızlandıracağız. Tabii bu da biraz maliyeti arttırıyor ama bence bunun şimdi düşünüyorum. Bu biçerin küçüğünü almanın bir manası yok. Alacaksan bir bin alacaksın. O da 300 bine yakın para. Bir de kesici lazım ona. Ama 4 arazimiz var artık. 5. arazi aldık mı da tek başına bu makine garibim yetişemeyecek yani.
Ya hocam. Ulan sapan işi bitmez ya. Saban işi uğraştıracak. Saban işi harbiden yoracak yani, öyle görünüyor. Biçer'in işini bitirdik burada. Biçer bir tur daha yapar, ondan sonra tamir edin beni diye başlar ağlamaya. Güzel. Fite fit aldım. Güzel. Bunu boşaltalım. Sonra şunu şuraya çekeyim. Öbürü saban atmaya devam etsin. Şunları bir satıveren ben. Boş beleş depolayacak yerimiz yok. Satacağız, gidecek hemen. Şu aradan ya. Şimdi. Şimdi markete gidiyoruz abi. Orada bir kasa vardı. O kasanın içini kireçle dolduracağız. Dön ulan. Şimdi
Birkaç tane ne kadar alıyor bir bakalım abi. Ben yeteceğini düşünüyorum. Artanı da helali hoş olsun ne diyeyim. Ulan klavyenin tuşu takıldı. Gittik elektrik direğine gömçürdük anasını satayım. Evet, onu da durdurduk. Hadi bakalım bu kaç dakikada bitirecek işi. Bunun işi uzun ya. Şöyle bir pislik yapabilirim. Bunu bırakırım. Bu orayı yapana kadar ben... Yani onu niye boş boş bekleyelim abi? Ekelim. Ama biraz zamanlamasını düzgün yapmak lazım. Bu burada hazır beklesin abi. Bu belirli bir seviyeye geldiği zaman ona startı vereceğiz ki buradan oraya geçişi yani o üçünü bitirip buna gelebileyim. Yani boşu boşuna şey yapmış olmayalım yani.
Burayı biraz bekleyeceğiz. Hocam bu nedir? Ya zaten biz her zaman saban atmıyoruz ki. 40 yılda bir denk geliyor, onun için küçük bir saban aldım.
Abi çok temiz bekleyeceğiz bu işi mecbur. Yoksa tarlalar arasında uçurum olacak yani. Ne istiyor? Kireç istiyor. Olmazsan şaşardım zaten anasını satayım. 4 arsa oldu. Cılhını çıkartıp şunu da aldık mı? Eder sana 5 arsa. Yani bunu alacağımız zaman abi o ya da bu şekilde makine sayımızı arttırıp almamız lazım. Çünkü tek biçer döver 5 arsa makinenin dayanacağını sanmıyorum ben. Bence makine dayanmaz bu mevzuya abi. Şimdi bu aksın böyle güzel güzel.